A kare artı b kare artı 13. 4 daha eksi 6 b'ye eşitmiş. A artı b'ye soruyor. Buradaki ifadeleri bu tarafa atsak. A kare artı b kare artı 13. A eksi 4 a artı 6 b eşittir 0. Burada aynı ifadeleri yan yana yazalım. A kare eksi yazacağız. 6 yazacağız devamlı. Eksi 4 a bir de artı b kare artı 6 b artı 13 var. Şimdi burada iki kare fark oluşturması lazım aslında. A kare a ile ilgili ve b ile ilgili. Bir 13'ümüz var. 13 ikisinin de işine yaramıyor. Ama parçalayabiliriz. Mesela a kareyi ben a kare eksi 2 çarpı 2 a yazabilirim. Artı b kare artı 2 çarpı 3 a 3 b yazabilirim. Önceki soruda hatırlarsanız burada 2 formülden gelir. Şu 2 şu a buradan geliyor. Bu 2 de demek ki buradan gelmesi gerekiyor. Yani sağ tarafta 2'nin karesi yani 4 olması lazım. Yine aynı 2 formülden geldi. B buradan geldi. 3 de sağ tarafta bir 3'ün karesi 9 sayısı olması gerekiyor. Yani buraya da 9 olması ekleyebiliriz. Yani bakın 4 9'da 13 yapıyor. Yani burada demek istiyor ki 13'ü 4 artı 9 diye ayırın. Bu 4'ü A'da 9'u da B'de kullanın diyor. Bu şekilde yazıyorum. A kare eksi 2 2 çarpı 2 A diyelim. Artı 4 artı B kare artı 6 B artı 9. Burası A eksi 2'nin karesi. Artı burası da B artı 3'ün karesi oluyor. Eşittir 0. Şimdi A artı B toplamını soruyor. Burada sonuç 0'sa parantezin içerisinde 0 olması gerekiyor. Yani A artı 2 0 ve artı 3 0 çıkması gerekiyor. A eksi 2 eşittir 0'dan 2'yi sağ tarafa attım. A eşittir 2 çıkar. B artı 3 eşittir 0'dan sağ tarafa attım. B eşittir. Eksi 3 çıkar. Böyle kareli bir ifade var. Ve toplanmış. Ve sonucu 0 denmiş. Demek ki bunların içi 0 olmak zorunda parantezlerin içerisi. Aksi takdirde buraya asla 0 yapamayız. A artı B sormuş. 2 eksi 3 eksi 1 çıkar burası.